Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız Proje, Proje Yöneticisi'nin el kitabını okumaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağım bölüm Proje Yöneticisi. Proje Yöneticisi, projenin baştan sona tüm süreçlerinde proje ekibine liderlik etmesi ve proje hedeflerine ulaşılması için görevlendirilen kişidir. Proje Yöneticisi, projenin stratejik önemine, karmaşıklığına ve büyüklüğüne bağlı olarak organizasyonun herhangi bir seviyesindeki biri çalışanı olabileceği gibi proje yönetim ofisi olan organizasyonlarda ilgili konuda uzmanlaşmış profesyonel kadrolardan seçilebilir. Neden önemlidir? Proje yönetimi önemli bir stratejik disiplin olduğu için proje yöneticisi strateji ve ekip arasında bir köprü kurar. Yani şirketin stratejilerinin gerçekleştirilmesi için kabul edilmiş projelerin hayata geçirilmesini sağlar. Stratejik hedeflerin gerçekleşmesi ve bunların anlaşılması konusunda ekibin ortak bir anlayışa ulaşmasını sağlar. Projeler, organizasyonların büyümeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için çok önemlidir. Proje yöneticilerinin önemi bu nedenle giderek artmaktadır. Genel olarak proje yöneticilerinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir. Görevin gerektirdiklerini, ekibin ihtiyaçlarını ve bireysel ihtiyaçları karşılamak. Burada kastedilen proje ve proje aktivitelerinin gerektirdiklerini yerine getirmek, proje ekibinin ihtiyaçlarını örnek vermek gerekirse bilgi girdisi ihtiyaçlarını karşılamak ve onun dışında işi gerçekleştirmekle ilgili diğer bireysel ihtiyaçları karşılamaktır. Ekip üyelerinin projenin hedef ve vizyonunu anlamasını sağlamak, proje sonucunun kuruma ve kendilerine faydasını göstermek. Proje yöneticisi ekip üyelerinin proje hedefini ve vizyonunu anlamasını sağlamalıdır ve proje gerçekleştirilirken bu hedeften ve vizyondan sapmamalarını sağlamaya çalışır. Projeler belli bir fayda doğrultusunda hayata geçirirler. Bu faydanın gerçekleşmesi proje sonucunun kuruma ve hatta proje yöneticisinin kendisine faydasını gösterilmesi ve bunun gerçekleştirilmesi gerekir. Ekip üyelerinin yaptıkları işlerle ilgili gerçekleşme verilerini, problemleri ve fark ettikleri riskleri nasıl ve ne şekilde ileteceklerini belirlemek. Proje yöneticileri, proje yönetimi ile ilgili belli yöntemleri ve süreçleri proje ekibine aktarırlar. Bu maddemizde proje ekip üyelerinin gerçekleştirdikleri işe ilişkin gerçekleşme verilerini nasıl iletmeleri gerektiği, bir problemi fark ettikleri noktada veya riskleri öngördükleri noktada nasıl ve ne şekilde ileteceklerini belirlemelidir. Ekibin yapılanlar ile birlikte kapsam, zaman ve bütçe açısından hedeflere doğru nasıl ilerlediğini anlamalarını sağlamak. Proje yöneticisi planlanan ve gerçekleşenleri karşılaştırarak kapsam, zaman ve bütçe açısından hedeflere doğru nasıl ilerlendiğini raporlar bunu belirli toplantılarda açıklar. Proje ekibinin de ilerleyişi anlamalarını, olası sapmaları öngörmelerini ve var olan sapmalar konusunda da önlem almalarını sağlamaya çalışır. Özellikle planlama aktivitelerine tüm ilgili tarafları dahil etmek. Proje yöneticisi proje ekibini planlama aktivitelerine dahil etmelidir. Varsayımsal olarak projelerde yer alacak tüm ekip üyelerinin kendi konularında uzman olduklarını ve kendi konularında yapılacak işleri ve bunlara bağlı tahminleri daha iyi yapacaklarını düşünürüz. Proje yöneticisi bu noktada proje ekibinin tüm planlama aktivitelerine dahil olmalarını sağlamalı, onların plan konusunda taahhütlerini almalı ve bu doğrultuda görevlendirme yapmalıdır. Yönetimin ekip üzerindeki gereksiz baskısını hafifletmek ya da ortadan kaldırmak. Proje yöneticisi proje ekibiyle yönetim arasında yer alır. Yönetimin zaman zaman
oluşturduğu çeşitli baskıları hafifletmek, ekibe yansıtmamak veya yapılan baskıları ortadan kaldırmak projenizin görevidir. Ekip üyelerine ilişkin performans değerlendirmelerini onların yöneticileriyle düzenli bir şekilde paylaşmak. Proje ekip üyeleri projeye efor harcadıkları süre boyunca kendi departman faaliyetlerinden uzak kalabilirler. Bu noktada gösterdikleri performans fonksiyonel yöneticileri tarafından fark edilmeyebilir. Proje yöneticisinin ekip üyelerine ilişkin performans değerlendirmesini yapması ve yöneticileri ile düzenli bir şekilde paylaşması ekip üyelerinin genel performansının görülmesi açısından çok önemlidir. Ekibi değişiklikler ve projenin son durumu hakkında güncel tutmak. Projelerdeki olası değişiklikler birçok konuda zincirleme değişiklik yaratabilir. Ek talepler gelmesi, bir problemin çözülmesi gibi durumlar değişikliklere yol açabilir. Değişiklikler sonucunda projenin hedeflerinde veya projenin mevcut planlarında bir değişiklik varsa proje yöneticisinin ekibini güncel tutması gerekir. Ekibin ve kendi rolünün sürekli gözden geçirmesini yaparak projenin kapsamında olan ve olmayanları net bir şekilde göstermektir. Projenizi kendisini ve ekibin rolünü sürekli gözden geçirir. Kapsam dışı işlerin yapılmasını engellemeye çalışır. Kapsamda yer alan işlerin ise hem yapılmasını hem de doğru yapılmasını sağlamaya çalışır. Bu yazımı iki tane farklı güzel sözle bitirdim. Bazı proje yöneticileri nehirler gibidir. Kendi kanallarında akarlar. Eğer bırakırsanız mutlaka denize varırlar. Proje yöneticileri ve ekipleri şirketlerin vitrinidirler. Her ortamda görüşme, toplantı, eğitim ve benzeri sayabiliriz. Sergiledikleri davranışlarla ve görünümleriyle firmaları hakkında olumlu ya da olumsuz mutlaka bir görüş yaratırlar. Siz her zaman siz olun ama şirketinizi temsil ettiğinizi unutmayın. Bugün sizlerle proje yöneticisi konusundaki bölümü paylaştım. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Ben Savaş Yakar. Hoşça kalın.